Herkese merhaba. Umarım herkes iyi ve sağlıklıdır. Ben bugün ekonomik gelişmelerin yanı sıra aslında daha çok grafikler üzerinden size bir şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü ekonomik gelişmeleri takip ediyoruz. Bunların fiyatlara yansımasını da takip ediyoruz. Ama biliyorsunuz ki teknik seviyeler çok önemli. Bu teknik seviyelerde trade edenler özellikle pozisyonlarını nasıl korumaları gerekiyor, hangi seviyelere dikkat etmeleri gerekiyor? Ben biraz kısaca bunlardan bahsedeceğim. Altın, gram altın, gümüş, gram TL, dolar TL, euro TL ve Brent petrol seçtim bu hafta. Ama özellikle incelememi istediğiniz seviyeleri ya da teknik seviyelerini merak ettiğiniz bir enstrüman varsa yazarsanız yorumlara mutlaka onu da bir dahaki videoda inceleyip sizinle paylaşmak isterim. Altın tarafına bakalım. Altın fiyatlarında biliyorsunuz 1200'lerden yaklaşık 2000'lerin 2070'lere kadar bir yükseliş gözlemledik. Bu yükselişin ardından aslında ki bu şu anki hareket 2070'lerden gelen hareket aslında daha çok düzeltme olarak devam ediyor. Asıl trendin geçtiği seviyeler 1585-1600 seviyeleri. Altın fiyatları buraya gelecek mi? Trendten tekrar güçlü bir yükseliş yapacak mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii ki burada Fed'in enflasyon konusundaki kaygıları daha şahin karşılaması ve enflasyonun %2'nin üzerinde bile olsa müdahale etmeyeceklerini söylemesi, ABD 10 yıllıkların bu noktada hala güçlü kalması, dolar endeksinin 92 seviyesinin altındaki seyri hepsi altın fiyatlarını etkiliyor. Ama son günlerde 1700 65, 1700, 1675 arasında sıkışan bir fiyat var. Bu yukarıda eğer 1800'ün üzerine bir fiyatlanma olursa, evet yükselişin devam ettiği ve güç kazandığı bir hareketi görebiliriz. Aşağıda ise 1675, 1680'in altında ise öncelikle 1650, 1630 ve ardından 1570 1580 seviyelerine kadar düşüşler gerçekleşebilir. Yani altın tarafında 1800'ün üzerindeki her seviye yükselişi bize söylerken 1700'ün altındaki, 1675'in altındaki her seviye ise aslında düşüşün biraz daha devam ettiğini bize söylemiş olacak. Gram altına baktığımızda gram altın tarafında son zamanda yatay bir bant var. Yukarıda 430 TL, aşağıda ise 400 seviyesinin oluşturduğu bir bant aslında bu. Eğer ons tarafında doların da tabii ki 7500'ün altındaki hareketiyle birlikte, hatta dolar TL'yi de birazdan inceleyeceğiz. Daha düşük seviyeler de görülebilir. Gram altını bir miktar aşağıya çekebilir. Gram altında bu kareyle çizdiğim 365, 385 hatta 400 bandı önemli bir band. Bu bandın içerisine girmesi gram altında da onsa paralel olarak ya da dolar TL'ye paralel olarak düşüşleri getirebilir. Ama yukarıda ise 430 TL'nin üzerinde tekrar 530 seviyelerine doğru yükseliş başlayabilir diyebiliriz ama 430'un üzerinde o kalıcı hareketi beklememiz gerekiyor. Gram altının bir miktar daha ya yatayda ya da aşağıda 385-400 bandını test etmesi için önünde bir miktar daha yolu var gibi görünüyor. Gelişmeler de onu gösteriyor diyebiliriz. Gümüş tarafına baktığımızda gümüşün neredeyse Şubat sonuna kadar altından ayrıştığını, daha güçlü durduğunu gözlemledik. Ama artık Mart başından itibaren gümüşün de 25'li seviyelere geldiğini ve 26 üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Ama asıl bu günlük bazdaki düşüş bandını kırabildiği nokta 27 üzerindeki seviyeler. Yani gümüşte 27 dolar üzerindeki her seviye bizi 30 dolara taşıyabilir. 30 doların üzerinde 35 dolar ve üzerinde 50 hedeflerini gerçekleştirebiliriz. Ama 27'nin üzerine atamazsa tekrar gümüşte 23, öncelikle 24 seviyesi ve daha sonra 22 seviyelerine kadar düşüşler normal kabul edilebilir. Bu da ons altında aslında 1585-1600 seviyelerine kadar düşüşler demek.
Gümüşün ayrıştığı noktalardan bir tanesi şuydu. Biz nasıl telefonlar hayatımıza girdiği dönemde ons altında 600 dolarlardan 1000 doların üzerindeki fiyatlanmalar, aslında sanayide altının telefonlarda kullanılan altın miktarının, yani sanayide kullanılan altın miktarının fiyatları beslemesiyle altın fiyatlarının yükselişlerini konuştuk ve aynı zamanda 2008 kriziyle birlikte güvenli liman olarak konuştuk. Ama günlük hayatta kullandığımız ya da hayatımızı besleyen unsurlarda artık gümüşün kullanılabileceği bir döneme giriyoruz. Yani yenilenebilir enerjiyle, yeşil enerjiyle birlikte elektrikli araçlarda, güneş panellerinde, rüzgar türbinlerinde, gümüşün kullanılabildiği alanlar olarak karşımıza çıkıyor ve Amerika'nın, dünyadaki bütün ülkelerin bu anlamda yatırımları mevcut. O yüzden gümüşün altından ayrışacağını düşünüyorum. O yüzden 27 dolar üzerinde 30 dolar ve üstündeki seviyeleri önümüzdeki dönemde konuşabiliriz. Eğer yeşil enerjiye yatırımlar daha da hızlanırsa diyelim. Gram gümüşte ise bakın, 4 Ağustos 2020'den günümüze kadar çok net yatay bir hareket içerisinde devam ediyor. Aşağıda 5400 seviyeleri, yukarıda 7000 TL seviyeleri. Yani 1 kilogram gümüşün alt seviyesi 5400, bunun aşağısına inemiyor. Yukarıda ise 7000 TL seviyesi. 7000 TL'nin üzerine de çıkamıyor. 6200, 6100 TL. Bu tabii ki fiziki olarak gidip bir yerden gümüş almak istediğiniz zaman tabii ki makas farklılıkları olacaktır. Ben grafik anlamında, yani 100 TL, 150 TL gibi farklılıklar düşünebilirsiniz burada. Ama yatay bantta devam ediyor. Gümüşün onsunun dolar bazlı değerlenmesiyle birlikte TL bazlı gümüşün de değerlenmesini bekleyebiliriz. Buradaki hareketin asıl 7000 TL üzerinde, yani 1 kilogramının 7000 TL'ye geçtiği durumda hareketin yükseliş olarak başlayacağını düşünebiliriz. Dolar TL önemli. 8,5 hareketinden sonra 6,90'lara, 6,89'lara doğru bir düşüş gözlemlemiştik. Bunun üstesinde geçen haftalarda 7,80'lere doğru bir hareket gerçekleşti. Ve düşüş bandı içerisinde bu dönüşle beraber aslında bir düşüş bandı başladı diyebiliriz. 7,27 seviyelerindeyiz. Burada 7,20 seviyesi önemli. Aşağıda tabii ki 7 TL psikolojik seviyesi önemli olmuş olacak. Ve onun devamıyla beraber 6,67, 6,70 seviyelerine kadar, şuradaki bir bandı düşündüğümüzde, düşüşü beklemek şu an için grafiksel anlamda normal görünüyor. Eğer Merkez Bankası'nın net tavrı devam ederse, bizim Merkez Bankamızın dolar bir miktarda, dolar endeksinin de desteğiyle birlikte aslında düşüş bandında kalabilir diyebiliriz. Ama yukarıda 7,5 üzerindeki kapanışlar, 7,5'un üzerinde özellikle şu geçen haftalarda gördüğümüz 7,80 üzerindeki hareket tekrar dolarda yükselişi tetikleyebilir. Euro-TL'de 8,67 seviyesindeyiz. 9,20'ler üzerindeki hareketler tekrar yükselişleri tetikleyebilir. Ama şu anki durumda günlük bazda 8,5 seviyelerine kadar düşüşler normal kabul edilecek. Bakın, buradaki düşüş kanalını şu hareketle birlikte kırmış. Yani 8,80'lerin üzerinde bu hareket kırılmış. Tekrar kanalın içerisine girmeye çalışması normal. Kanalla birleştiği nokta ise 8,5 seviyeleri. Bu seviyelere kadar düşüşlerin gerçekleşmesi normal gibi. Çünkü Euro-Dolar'da da zayıf bir seyir söz konusu. Merkez Bankamızın da kararı TL'yi destekliyor diyebiliriz. Yukarıda 8,88 ve 9,20 önemli direnç seviyeleri. Buraların üzerine Euro-TL fiyatlanırsa tekrar konuşuruz. Brent tarafına baktığımızda zirveden neredeyse 71 dolar üzerinden 61 dolarına seviyelere kadar 10 dolarlık düşüş oldu. Hem stok tarafındaki artış, hem OPEC'in hala kısıtlamaya devam etmesi petrol fiyatlarını
destekliyordu. Ama stok artışının, Amerika Enerji, pardon, Enerji Ajansı'nın yaptığı açıklamada stokların artması bir miktar petrol fiyatlarını geriletti. Burada 62 dolar seviyesi önemli Brent'te. 62'nin üzerinde kaldığı sürece yeniden 65 ve 67 dirençlerini test etmek isteyebilir. Ama 62'nin altında bakın burası çok temiz. Zaten yükselişini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmişti. Burayı tekrar daha hızlı bir şekilde düşüş olarak değerlendirebilir. Yani orada da 57 dolar seviyesine kadar düşüşler Brent'te normal kabul edilebilir. 62 doların altında. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Özellikle istediğiniz bir grafik varsa değerlendirebiliriz. Forex ailesine ve size çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.